E-Ticaret Türkiye'den hepinize selamlar. Ben Gizem. Bu hafta konumuz e-belge. Hazırsanız başlayalım. Son yıllarda elektronik çözümlerin artmasıyla neredeyse her sektör dijitalleşti. Ülkemizde ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen e-belge uygulamalarıyla finansal alanda da kullanılan belgeler elektronik ortamda oluşturulup dijitale taşınıyor. Çeşitli ihtiyaçlara göre farklılaşan e-belge türlerinin kullanımı için de sağlanması gereken şartlar değişiklik gösterebiliyor. Kimi e-belge türlerinde geçiş isteğe bağlıyken kimilerinde ise sektör ve kriterlerle belirlenen kapsamda geçiş zorunlulukları bulunuyor. Peki e-belge nedir? E-belge fiziki fatura, irsaliye, makbuz gibi belgelerin dijital dönüşüm kapsamında belirli standartlara uygun biçimde hazırlanarak elektronik ortama taşınmış halinin geneline verilen ad. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan uygulamalarla işleme alınabilecek birden fazla elektronik belge türü bulunuyor. Bu elektronik belgeleri kullanabilecek ya da kullanmak zorunda olan mükelleflerin grupları da değişiklik gösteriyor. Dijitalleşme süreçleri kapsamında GİB tarafından elektronik belge mükellefiyet şartları her geçen dönem genişletiliyor. Örneğin e-fatura ve e-arşiv fatura gibi bazı elektronik belgelerin kullanılabilmesi için belirli kriterlerin sağlanması gerekiyor. Aynı zamanda e-faturaya geçiş zorunluluğu olmayan mükellefler de istediği zaman e-faturaya geçiş yapabilir. Bu firmalar istedikleri takdirde e-fatura sisteminden herhangi bir yaptırım olmadan da çıkabilirler. Fakat ilgili kanun ve tebliğe istinaden bu firmalar e-fatura sistemindeyken alıp gönderdikleri e-faturaları 10 yıl süreyle saklamakla yükümlüler. Peki e-belge çeşitleri nelerdir? Günümüzde birçok farklı elektronik belge çeşidi kullanıyor. Dilerseniz şöyle hızlıca bir birlikte bakalım. E-belge çeşitlerinden ilki e-fatura. Günümüzde en yaygın kullanılan elektronik belge çeşidi olan e-fatura, e-fatura sistemine kayıtlı alıcı ve satıcı arasında oluşturulan fatura belgesinin elektronik versiyonu. Tıpkı basılı faturalar gibi alıcı ve satıcıya dair detaylı bilgiler içeriyor. Satışın vergilendirilmesi, vergi miktarı, dilimi ve vergiyi hangi tarafın ödeyeceği gibi bilgilere de yer veriyor. Bir diğer e-belge türü e-arşiv fatura. Temel olarak e-fatura ile aynı nitelikte olan fatura belgesinin e-faturadan tek farkı e-fatura mükellefi olmayan fatura alıcılarına düzenlenmesi. E-fatura mükellefi olmayan fakat belirli bir tutarın üzerinde fatura oluşturması gereken firmaların, alıcının e-fatura mükellefi olup olmadığından bağımsız olarak e-arşiv fatura düzenleme zorunluluğu da bulunuyor. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi için VUK 509 tebliğini inceleyebilirsiniz. Bir diğer e-belge türü e-serbest meslek makbuzu. Aslında bu da yine aynı şekilde serbest meslek makbuzu belgelerinin elektronik ortamda oluşturulan ve ibraz edilen versiyonu. Serbest meslek makbuzu belgesi serbest meslek mensuplarının işte avukat, doktor ve benzeri gibi kazançlarını bilgilendiren, vergilendirme takip ve kayıt için açık olarak sundukları belgeye verilen isim. ESMM belgesi de fiziksel serbest meslek makbuzu ile aynı statüyü taşıyor. Bir diğer e-belge getiri ihracat faturası. Bu fatura çeşidi esasında bir e-fatura türü. Ticari işlemlerde ihracat süreçleri için oluşturulan faturanın elektronik versiyonu. Şayet e-fatura mükellefi fiziki mal ihracatı gerçekleştiriyorsa bu fatura tipinde e-fatura düzenlemeli. Son yıllarda ihracat faaliyetlerinin çoğunda da bu e-belge türü kullanılıyor. Normal şartlarda çok uzun süren ihracat süreçleri e-ihracat belgelerinin kullanılmasıyla daha kolay bir hal alıyor. Bir diğer e-belge türü e-irsaliye. Kağıt ortamda düzenlenen ve mal sevkiyatı için oluşturulan sevk irsaliye belgesinin elektronik versiyonu bu da. E-irsaliyede fiziksel bir irsaliye belgesinde olan her bilgiyi içeriyor ve aynı statüde yer alıyor. E-irsaliye kullanabilmeniz için e-fatura mükellefi olmanız da zorunlu. Bir diğer elektronik belge türü e-defter. E-defter Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu dahilinde zorunlu mükellefiyetleri belirlenmiş olan ve buna göre tutulan defterlerin elektronik ortamda oluşturulan türü. E-defter oluşturabilmeniz için GİB'in belirlediği bazı standartlara ve şartlara uyduğunuzdan da emin olmanız gerekiyor. Yine bu konuda bilgi almak için de Bir Sıranoğlu Güncel E-defter tebliğini inceleyebilirsiniz.
Bir diğer e-belge türü e-gider pusulası. Yine bu elektronik belgede gider pusulası belgesinin dijital ortamda oluşturulmuş hali. Gider pusulası defter tutan işletmelerin defter tutmayan işletmelerden yapmış oldukları satın alımları belirtmek için kullanılıyor. Bir diğer e-belge e-adisyon. E-adisyon kağıt belge zorunluluğu olmadan restoran, kafeterya, pastane gibi işletmelerin kullandıkları adisyon belgelerinin dijital ortama aktarılmış hali. Bir diğer e-belge türü e-müstahsil makbuzu. Defter tutan çiftçilerin ya da toptancıların defter tutmayan çiftçiler ya da toptancılardan satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri evrak. Bunun elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirtilen usul ve esaslarla düzenlenen versiyonu da e-müstahsil makbuzu. Gelelim e-belge kullanmanın avantajlarına. Elektronik belgeleri kullanmanın birçok avantajı bulunuyor. Öncelikle e-belge kağıt kullanımını ve israfını ortadan kaldırıyor. Ayrıca e-belgeleri saklamak için fiziksel bir depo alanına ihtiyaç duymamanız da tüm bu süreci kolaylaştırıyor. Belgelerinizi elektronik ortamda sakladığınız için fiziksel tüm zararlardan koruyabiliyorsunuz. E-belge posta ve kargo gibi zahmetli süreçleri ortadan kaldırdığı ve alıcılarına tamamen online ortamda gönderilebildiği için de sizi ekstra zaman harcamaktan kurtarıyor. Aynı zamanda kağıt ve kargo maliyetlerinizi düşürmenize de yardımcı oluyor. Bir de tüm bunlar online formlar aracılığıyla doldurulan ve kayıtları tutulan belgeler oldukları için hata oranınızı azaltıyor ve verimliliğinizi artırıyor. E-belge düzenlerken dikkat edilmesi gerekenler neler? E-belge düzenlerken dikkat etmeniz gereken noktalar düzenleyeceğiniz belge türüne göre çeşitlilik gösteriyor. Çünkü GİB her bir elektronik belge için farklı standartlar belirliyor. Bu standartlar zaman zaman da değişiklik gösterebiliyor. Bu yüzden tüm bu değişiklikleri takip etmek yine siz mükelleflerin sorumluluğunda. Usule uygun olmayan e-belgeler geçersiz sayılıyor. Aynı zamanda e-belgelerin düzenlenmesi ve gönderilmesi için de belirlenen bazı zaman dilimleri bulunuyor ki bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Siz de bu değişiklikleri sizin için takip ederek sistemlerinize uyumlu hale getiren e-fatura entegratörlerinden hizmet alarak belirlenen standartlara kolayca uyum sağlayabilirsiniz. Ve işletmelerinizin finansal süreçlerini QNBA Finans'la dijitale taşıyabilir. E-fatura başta olmak üzere e-defter, e-arşiv, e-irsaliye ve diğer tüm e-dönüşüm ürünleriyle işletmenizin dijital dönüşümünü kolayca başlatabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için aşağıya bıraktığımız linke tıklamayı da unutmayın. Bu hafta E-Ticaret Türkiye'de e-belge türlerinden bahsettik. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşça kalın. Aynı zamanda videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın lütfen.